kanalımıza ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere kripto paralarda ufak ufak ve düşük bütçelerle nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Ee, bu indikatörümüzü normalde ben hisse senetlerinde kullanacak arkadaşlara öneriyorum. Fakat şöyle bir şey var. Kullanan arkadaşlarımızdan şöyle bir geri dönüş aldım. Dediler ki ya bunu kriptoda kullandığımız zaman bir de otomatik bir şekilde bota da bağlayabiliyoruz. Ciddi derecede avantaj oluyor. Bunu size göstereceğim hem spotta hem de futures'ta yani vadeli piyasalarda bunu rahatlıkla değerlendirebileceksiniz. Herhangi bir koşul olmadan sadece yapmamız gereken tek şey ciddi derecede hareketli veya alt böyle düşüşe yönelik olan coin'lere girmemek. E, bu nedir yani? Neden kastediyorum ben? Şundan dolayı mesela atıyorum e, ship coin'inde, ape'de vesaire bu tarz durumlar çok oluyor Avax'ta. E, bunlara dikkat ederek kurarsak eğer Çoğu coin'in ciddi derecede başarılı olduğunu göreceksiniz. Ben buraya borsanızın komisyon oranları dahil bir şekilde sizlere kazançlarınızı göstereceğim. Dediğim gibi ufak paralara yani 100 dolara atıyorum 500 dolara bile bu indikatörü rahatlıkla kurabileceksiniz. Neden? Riski az. Riski neden az? Çünkü DCA yapıyoruz ortalama düşürerek işlemlerimizi halletmiş oluyoruz. DCA nedir? İndikatörlerimiz var bizim. Birçok DCA indikatörümüz kanalımızda da bunlarla ilgili sizlere bilgilendirmeler yapıyorum. Birçok indikatör hakkında da sizlere videolar çekiyorum yine. Burada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın 4 tane işlem açmışız. 0.2'lik bir kar alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi grafik düşmesine rağmen bizler burada bakın grafik %2 düşmüş. Biz %2 düşmesine rağmen karımızı alıp çıktık. Karımızı niye 0.2 tutuyoruz? Çünkü hızlı bir şekilde girip çıkalım diye. Ve düşük paralarla girdiğimiz için almış olduğumuz yüzdelik kar da düşük olduğu için düşük kazanıyoruz. Bizim için burada önemli olacak şey sirkülasyon ve vadeli işlemlerde bunu kullandığımız zaman nasıl bir avantaj olacak hep beraber ona bakacağız. İndikatörümüzün ayarları çok basit. Sadece stop ve kar olarak giriyoruz. Burada yapmamız gereken şey şu piramitleme yani emir kısmını ayarlayacağız sizlerle beraber bir de komisyonlarımız var 0.075 ben şu anda güncel spot komisyonu olarak sizlere gösterim yapıyorum vadeli kullanacak arkadaşlar tabi komisyon oranlarını kendisi değiştirebilecek burada girdiler kısmında stopu 5 girdim karı da 0.2 girdim sizler için. Bir de strateji testi bölümünden bakmış olduğumuz zaman zaten sonuçlarımızı daha net bir şekilde alacağız arkadaşlar. Bir dakikalık grafiklerde bizler bunu kullanıyoruz. İşlem listesinden de bakabilirsiniz. Almış olduğumuz e, karlar gerçekten çok düşük. Yani burada bar hareketine göre bile değişebilecek bazı karlar olabiliyor. Bunların da en ana temel sebeplerinden bir tanesi de şu. E, burada bakmış olduğunuz zaman bakın 0.77'lik yükseliş var. 0.2'lik yükseliş var. 0.14'lik yükseliş var iş var. Bunlar bizlere doğru sonuçları vermez arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi DCA yapıyoruz. Yani ilk girmiş olduğumuz işlemde aşağıdan satışımızı yaptığı için eksi gösterebilir ama total alttan da aldığımız için her zaman artı bir şekilde kapatıyoruz. Ne oluyor? yüzde de bir stopumuz var. En fazla maksimum toplam ortalamaya göre yüzde beşlik bir stop seviyesine ulaşmış oluyoruz. Ben burada şöyle bir şey yaptım. Görmüş olduğunuz gibi özellik kısmında 50 tane emirim var yani 50 tane işlem açabilecek bana ve 10 dolardan 50 işlem açacak ne yapıyoruz böyle 50 çarpı 10 dediğimiz zaman da ortalama 500 dolarlık bir e, para koymuş olduk biz buraya ne yaptık 10 dolar kazandık evet çok düşük bir para bunun ben de farkındayım fakat şöyle bir şey var bu coin'den coin'e değişebiliyor. Örnek veriyorum bitcoin açmış olduğumuz zaman bizlere 500 dolarlık yatırımımıza karşılık e, 61 dolar gibi bir kazanç elde ettiğini görebiliyoruz. Şu anda son dönemlerde bitcoin yükselişe geçti fakat daha farklı kripto paralarda da ortalama dengeyi rahatlıkla yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 15 dolar 20 dolar vesaire bu tarz durumlar olabiliyor. Bu sistemin mantığı şu bizim buradaki amacımız e, bakın farklı farklı birçok kayına giriyorum yani şibe kadar bakayım e, grafiklerdeki başarı oranı bizlere grafik başarısının yüksek olması gerekiyor yani kazançlı yüzdesinden ziyade burada çünkü her işlemi tek tek e, ölçtüğü için karlı yüzdemiz e, bizim başarı oranımızı etkilemiyor. Yani farklılık gösterebiliyor. Amacımız grafikler üzerinde net olarak para kazancımızın ciddi derecede her zaman artıyor yenilik olması. Ve bu şekilde olduğu sürece de bizlerin gelmiş olduğu işlemlerde kurmuş olduğu botlarda da avantaj olacak. Mesela Avax'da görmüş olduğunuz gibi eksi yazmış. Fakat daha stable coinlere bakarsak örnek veriyorum. BNB gibi altyapısı sağlam coinlere bakmış olduğumuz zaman da buradaki yükselişin kaçınılmaz olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de Chiliz'e bakalım. Yine CHZ'de de bu sonucu yakaladık. Yapmamız gereken şey zaten 3-4 coin'de bu standartı yakalayabilmek. Daha sonrasında ne olacak? Bizler zaten stop seviyemiz olduğu için burada görmüş olduğunuz gibi %5 stop girdim. Ne yapıyoruz? Emir boyutlarımızı kaldıraçlı sisteme çevirdiğimiz zaman örnek veriyorum şu anda Kaldırış piyasalarda iki işte atıyorum. Herkesin borsasına göre değişiyor. 0.05 10 vesaire bu tamamen değişebilir. Size kalmış bir şey ortalama bir şey almaya çalışıyorum ben burada sizlere. Hatta şöyle tekrar spota çevirelim. En azından daha iyi olsun. Burada yapacağımız şey artık otomatik bota bağladığımız zaman 4-5 tane koyuna e kuracağız. Ve emir boyutumuzu değiştirmesek bile 500 dolarda 20x açtığımız zaman örnek veriyorum paramızı 20'ye böldüğü zaman 500 doların 20 bölüsünü almış olacağız. Yani ne oluyor arkadaşlar? 500 bölü 20 yaptığım zaman 25 dolara bir tane bot kurmuş olacağız. Yani 25 dolara 8 dolar gibi bir kazanç elde etmiş olacağız. Biz spottan çıkmış olduğumuz zaman. Bilginiz olsun ve bu şekilde de yine %5 stopumuz da aktif olmuş olacak. 25 dolar bu tarz konularda gerçekten riske edilebilecek bir durumdur. Ve 20x'de de yüzdesi tabii ki de stop yüzdesi likide yakın olmayacak şekilde kendiniz ayarlamanız gerekiyor. O zaman ne olacak peki? Bizim bu görmüş olduğumuz bütün sonuçlar 500 dolara değil de 25 dolara göre kazancımız olmuş olacak. Bizler 4-5 bot kurmuş olduğumuz zaman otomatik bir şekilde bu kazançları elde edebileceğiz. Şu da çok önemli. Bakın şu an ben %0.2 kar kullanıyorum. 7.81 dolar kar gösteriyor. Ben bunu 0.5 yaptığım zaman arkadaşlar Otomatik olarak benim buradaki karım 13 dolarlara kadar çıkıyor. Yani burada örnek veriyorum demin Bitcoin'de 61 dolarlık bir karımız vardı. 0.2'deyken 0.5'e çektim 69 oldu. BNB'de örnek veriyorum 9 dolar falan gibi bir karımız vardı. Şu anda mesela 65 dolarlara kadar BNB'de de karımız yukarı çıkıyor. E peki neden 0.2 kullanıyoruz? Çok basit o da stop olmamak için ve daha fazla kademe açmamak için 0.2 veyahut 0.3'lük burada yüzdeler kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar tamamen size kalmış yüzdeler ama ben önerim düşük yüzdelerde kullanmanız. Dediğim gibi emir bölümü de tamamen bize ait. Örnek veriyorum 50 değil de 20 kullansak burada burada ne oluyor? Girmiş olduğumuz emir kısmında tamamen değişmiş oluyor kazancımıza göre. Fakat içeriye daha az para koymuş oluyoruz. Örnek veriyorum burada 10 dolar çarpı 20 yapmış olduğum zaman 200 dolar ayırmış oluyoruz. Biz böylelikle 200 doları da Böldüğüm zaman yine 20x kaldıraçla kullandığınızı düşünelim. 10 dolarlık bir maaşla 27 dolar gibi bir kazanç elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu vadeli işlemlerinde dediğim gibi komisyonlarını vesaire ciddi derecede etkiliyor. 27 dolardan bakın şimdi kazancımız kaça çıkacak? 27 değil de 28 olmuş oldu. Para ne kadar büyürse komisyona göre spot ve vadeli arasında da farklar tamamen değişecektir. Bu indikatörlerin otomatik bot kurumları vesaire hepsi bizim internet sistemimizde var. Dediğim gibi bunlara da rahatlıkla sizler kontrol edebiliyorsunuz, görmüş olduğunuz üzere. Ee, tamamen para birimlerimizi vesairelerimizi her şeyimiz kendimiz, kendimiz ayarlayabiliyoruz. Öz kaynak kullanabiliyoruz. Örnek veriyorum aldığımız parayı tekrar yatırmak istersek yine öz kaynak üzerinden alarm kurulum kurulumlarımızı rahatlıkla yapabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun tik değeri düşük coinleri kurarsanız da örnek veriyorum bol sıfırlı coinleri kurarsanız da ee, dediğim gibi dikkatli bir şekilde kullanma, kullandığınız takdirde hiçbir problemle karşılaşmayacağınızı düşünüyorum. Bu indikatörü sizlerin kullanımına da ücretsiz olarak açacağım yine. Yapmanız gereken tek şey videonun açıklama kısmında ne var arkadaşlar? Bizim Telegram kanalımız var. O kanala muhakkak katılın. Çünkü niye? Meksi borsasında özellikle bir de Meksi kayıt linki var aşağıda. Meksi borsasında da kayıt olmanızı öneririm. Bunu Meksi'de kullanırsanız da ciddi derecede avantaj olur. Çünkü niye? Sıfır komisyon. Sıfır komisyon demek ki bizim işimize her türlü yarıyor. Örnek veriyorum. Burada bir Bitcoin botu kurarsınız. Ethereum botu kur kurarsınız. Rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dilediğiniz gibi işlemlerinizi halledebilirsiniz. Bunlar çok basit yapmanız gereken tek şey. Bu videoyu da beğenin muhakkak. Kanalımıza abone değilseniz de abone de olun ama Telegram kanalımızı da ziyaret ederseniz Bu indikatörle ilgili gelişmeleri de sizlere yine Paylaşıyor olacağım arkadaşlar Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın